nüfusu ölçümü ve nüfus açısından Polonya'dan sonra Doğu Avrupa'nın en büyük ikinci ülkesi olan Romanya, 1999 yılından bu yana önemli gelişmeler kaydetti. Ekonomide ve finans sektöründe atılan liberal adımların yanı sıra özel mülkiyeti destekleyen yasalar yürürlüğe girdi. Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesine ilişkin önemli mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Ve bugün gelinen noktada eski Doğu bloğunun asi çocuğu olarak sıfatlandırılan Romanya, Avrupa Birliği'nin en yeni üyelerinden biri. Makroekonomik ve politik alanda gösterdiği ilerleme sonucunda 2007'de AB üyesi olan Romanya, coğrafi yakınlığı ile de Türk iş adamları için önemli bir potansiyel. Önümüzdeki 50 dakika boyunca Balkanların parlayan yıldızı Romanya'daki iş fırsatlarını, yatırım olanaklarını ve ülkede başarıdan başarıya koşan Türk girişimcilerin ilginç öykülerini izleyeceksiniz. Romanya'daki Türk iş adamları ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra kültürel alandaki çalışmalarıyla da iki ülke arasında bir köprü görevi görüyorlar. Romanya'nın başkenti Bükreş'te Haydar Aliyev Parkı'ndayız. Azerbaycan'ın umummilli lideri Haydar Aliyev'in sık sık vurguladığı bir millet iki devlet sözü işte Bükreş'te gerçekleşti. Daha önce burada Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü açılmıştı. Şimdi de Haydar Aliyev'in parkı ve büstü hizmete açıldı. Bu yönüyle Türk dünyasının iki devletin lideri ve onların maneviyatları Bükreş'te buluşmuş oldu ve Avrupa topraklarında, Avrupa Birliği topraklarında iki Türk Cumhuriyeti'nin liderinin büstleri hizmete açılmış oldu. Bu yönüyle hizmete giren bu park ve büst tabii ki Türk dünyası açısından büyük anlam ve önem taşıyor. Yanımızda şu anda Romanya Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Tamer Atalay Bey var. Tamer Bey, bu bildiğim kadarıyla yeni açıldı. Görkemli evet. Bir törenle açıldı. İki Türk devlet büyüğünün evet. Burada parkların olması, onların adıyla böyle görkemli eserlerin yapılması nasıl bir anlam ifade ediyor, onu sizden duymak istiyorum. Öncelikle Romanya'ya teşekkür etmek lazım. Romen hükümetine, Romen devletine ki Türk topluluğunun, mesela öncelikle biz Türkiye Cumhuriyetimizin Ulu Önder Atatürk'ümüzün bir büstünün, bir meydanın Bükreş'te eski büyükelçimiz Volkan Bozkır'la odamızın eseridir. Türk-Romen Ticaret Odası'nın bir eseridir. Bükreş'in merkezine bir Atatürk meydanı ve büstü kurdurmuştuk. Daha sonrası Romanya'da çok başarılı bir Azerbaycan büyükelçisi Doktor Eldar Hasanov'un üstün gayretleriyle ikinci bir Türk lideri, Türk büyüğünün büstü ve burada parkı açıldı. Bu açılış nedeniyle geçtiğimiz günlerde Azerbaycan hükümeti 3,5 milyon euroya yakın bir yardım, destek yolladı bu parkın oluşmasında. Ama en büyük katkı Doktor Eldar Hasanov, Azerbaycan Büyükelçisi, rahmetli Haydar Aliyev'e geçmişten gelen bir vefa borcunu gece gündüz yaz boyunca bu parkta işçilerle beraber emek vererek, göz nuru dökerek bu parkın oluşmasını, bu güzel parkın oluşmasını sağladı. Ve geçtiğimiz günlerde de Romanya Cumhurbaşkanı Basescu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'in katılımıyla bu görkemli bir törenle burası açılmış oldu. Bizler için gurur verici bir tablo oluştu. Çünkü tarihi bir olaydır bu. Avrupa Birliği'ndeki bir Romanya'da, Avrupa Birliği topraklarında rahmetli Haydar Aliyev ölmeden önce şunu belirtmişti, onun tarihi bir sloganı: Azerbaycan, Türkiye, bir millet, iki devlet. İşte iki devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulu önderi, kurucumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ümüzün büstü meydanından sonra Haydar Aliyev rahmetli de topraklarına geldi. Türk dünyasının iki lideri topluluklarına, kendi topluluklarına bir mesaj verdiler. Avrupa Birliği'ne bugün Türkiye girmeden, Azerbaycan girmeden Avrupa Birliği'ni hedef eden medeniyeti, modernizmi, demokrasiyi, çağdaşlığı hedef gösteren bir sembol diye düşünüyorum. Avrupa topraklarında iki liderin buluşması tarihi bir olaydır, ilginç bir olaydır. Romanya'da
Romanya'ya 16 yıl önce gelen Tamer Atalay, bugüne kadar ülkemizin tanıtımına yönelik pek çok çalışmaya imza atmış. Şu anda çok anlamlı bir anıtın önündeyiz. Biraz önce rahmetli Haydar Aliyev'in büstünü ziyaret ettik, büstünü ve parkını. Şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün anıt önündeyiz. Bu bir anlamda Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde iki devlet, bir millet felsefesinin buluşması anlamına geliyor. Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Romanya'da 16-17 yıllık Türkiye ilkeleriyle, Türkiye'nin burada tanıtımıyla, varlığıyla, kültürüyle, tarihiyle ilgili yapmış olduğum çalışmalarda beni en mutlu eden olay bugün şu anda yanında bulunduğumuz Bükreş'in merkezinde Atatürk Meydanımızın ve Ulu Önder Atatürk'ümüzün büstünün bulunması. Bu eser Sayın Büyükelçimiz Volkan Bozkır'la benim bizzat emek vererek, uğraşarak bıraktığımız bir eser. Tamer Atalay, Romanya'da Türkiye adına birçok aktif görevi birden yürüten bir iş adamı. Atalay, Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın yanı sıra kuruculuğunu yaptığı Romanya-Türkiye İş Konseyi'nin başkan yardımcılığı görevini de yürütüyor. 33 ülkenin ikili odalarının onursal başkan yardımcısı da olan Tamer Atalay, bir süre önce bu organizasyon içinde oluşturulan Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetleri Ekonomik Komitesi Başkanlığı görevine de getirildi. Şu anda başkanlığı yapmış olduğunuz Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Şu anda ne kadar üyeniz var? Ne gibi hedefleriniz var? Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Romanya'da bulunan en büyük Türk sivil toplum örgütlerinin başında gelmektedir. 1992 yılında kurulduk. 15 yıllık bir kuruluşumuz var. Odamız iki ülkenin zamanın Cumhurbaşkanları Sayın İon Iliescu, Romanya Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in onursal başkanlığında kuruldu. İlkelerimizde Romanya ve Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin dengeli bir şekilde aksettirilmesi, Romanya'ya gelen iş adamlarımıza hukuki, mali konularda destek olmak, onların yapacağı yatırımlar, yapacağı ithalat ve ihracatlarda onlara her türlü ekonomik konularda bilgi vermek, yön göstermek, yardımcı olmak amacıyla buradaki iş adamlarımızın gümrükte, maliyede ve Roman makamlarında yaşadığı sorunlarda onların yanında yer almak, onlara yardımcı olmak, burada oturum vize konularında iş adamlarımıza destek olmak amacıyla kurulduk ve bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Şu anda yaklaşık 300 küsur 400'e yakın üyemiz var. Buraya gelmek isteyen, Romanya'yı merak eden, Romanya'da yatırım yapmak isteyen iş adamlarına, girişimcilere bir mesajınız var mı? Siz onlara ne gibi yardımlarda bulunabilirsiniz, ne gibi katkılar sağlayabilirsiniz? Vallahi her şeyden önce Romanya'ya gelmek isteyen Türk iş adamlarına, Romanya'nın bu seneden başlayarak Avrupa Birliği'ne girdi Romanya 2007 başlangıcı itibarıyla. Geçmişte Türk iş adamlarımız geliyordu, biz makamlara götürüyorduk, bakanlıklara, projeler için. Çok proje vardı ama şu cevabı alıyorduk: buyurun 50 milyon dolarlık proje veya euroluk proje, 100 milyon euroluk proje, fakat paramız yok, sizin iş adamınız finansıyla gelsin deniyordu. Maalesef bizim iş adamlarımızın çoğu bu finansı sağlayamadığı için çok büyük Romanya'da iş yapma şansı yoktu.